CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Esat Şengül'le ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Esat Şengül, kongre süreçlerinin başladığını söyledi. Sevgili arkadaşlar, öbür yandan kongreler sürecimiz başladı. Geçtiğimiz hafta üyelerimiz, ilçe başkanlarımız tarafından askıya çıkarıldı. Bir haftalık 8 günlük askı süresinden sonra askıdan indirildi. İtiraz süreçleri ilçelerde bitti. Şimdi varsa itirazlar ile gelecek. İlçe başkanlarımız ve il yönetimindeki arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Eylül-Ekim ayının içerisinde ilçe kongrelerini gerçekleştireceğiz. Aralık ayında il kongremizi gerçekleştireceğiz. Ocak ayının içinde de büyük kurultayımızı gerçekleştirmek suretiyle 2019 seçimlerine yenilenmiş kadrolarla iktidar yürüyüşümüze hazırız diyebilirim. Şengül konuşmasının devamında kabine revizyonuna değinerek 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynan, Kahramanmaraş'ta yerel siyaseti yumuşattığını söyleyerek partilerimizin sempatisini kazanmıştır dedi. Veysi Bey, bakanlığı süresince şehirde gerçekten yerel siyaseti yumuşatan, bize de 2-3 defa partimizi ziyarete gelmek suretiyle partililerimizin de sempatisini kazanmış, bu şehir için son derece önemli, gerekli bir başbakan yardımcılığı yaptı. Ben çok üzüldüm. Temsil ettiği siyasi partiye de gerçekten kendine oy vermeyen insanlar tarafından bile sempati kazandıran bir arkadaşken kabine dışı kalması bana ilginç geldi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da basın açıklamasında yaptıkları adalet yürüyüşü hakkında konuştu. Herhangi bir çıkar talebimiz yok. Herkese uygulanabilir, adil bir Türkiye'nin olması için bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yol boyunca yürüyüşümüz sırasında bize destek olan milyonlarca yurttaşımızla karşılaştık. Şüphesiz demokraside yaşıyoruz, protesto edenler de oldu. Biz nasıl ki yürüyerek mevcut siyasal iktidarın adaleti bitirmesini protesto ediyorsak, biz de protesto edenler olmuştur. Onları da anlayışla karşıladık. Herkese kanunların eşit uygulanması, kimsenin kimsenin üstün tutulmaması için o yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 15 Temmuz'u geride bıraktık. Ben bir kez daha 15 Temmuz şehitlerine, Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlar Türkiye'de demokrasinin yaşaması için canlarını verdiler. Onların kıymetini bilmek hepimizin görevidir.